Herkese merhaba. Bugün yine bir kaza videosundan bahsedeceğiz. Ama bu seferki kaza olabilecek bir kaza. Hatta bu kaza daha önce yaptığım kaza videosunu da destekleyebilir. Çünkü bir pilotun bir uçağı düşürebilmek için o kadar zahmete girmesine gerek kalmadığını ispatlıyor. Daha önceki videoda bir kaptan saçma sapan bir video yaptığımı söylemişti. Sonrasında yorumlarda bir tartışma çıkmıştı. Eleştiri olabilir fakat hakaret seviyesine gelince silmek durumunda kaldım. İnsanları kandırdığımı söylemişti. Kaynak göstermediğimi söylemişti. O yüzden 1000 aboneye özel yine saçma sapan bir video yapmaya karar verdim. Ama bu sefer her söylediğime kaynak göstereceğim. Eğer sistemi öğrenmek istiyorsa bu videoyu izlesin. Çünkü bu kazadaki kaptanın sistemden haberi yoktu. Böylelikle Allah korusun aynı hataya düşmez. O zaman hazırsak başlıyoruz. Bu videoya başlamadan size A320 uçakları hakkında çok önemli bir sistemden bahsetmem gerekiyor. Adı Flight Augmentation Computer, yani kısaca FAC. FAC ne iş yapıyor? FAC, A320 serisi uçaklarda çok genel bir tabirle rudder, yani dikey stabilizatörün dümen hareketinden sorumlu bir bilgisayar diyebiliriz. Normalde rudder hareketlerini hidrolik bir akçiyatörden alır. Fakat bu akçiyatörler hareketlerini kablo makara sistemiyle hallederler. Bu kablo makara sistemi de pedallara bağlıdır. Evet, yanlış duymadınız. Kabloyla hidrolik dedim. Yani kabloyla hidroliğe nasıl hareket verirsiniz? Arada sistemler var tabi. Bunlara burada girmeyeceğim. Çünkü bunlardan burada bahsetmeme gerek yok. Ama bu kadarını bilin yeter. Bu bilgisayarlardan uçakta 2 tane vardır ve çok hayati bilgisayarlardır. Çünkü FAC'leri kaybetmek demek, uçağın dümenini kaybetmek gibi bir şeydir. Peki ne özelliği var bu bilgisayarların? Öncelikle bunlar yaw damper akçiyatör denilen 2 tane akçiyatörü kontrol ederler. Ve neredeyse her şeyi bunlar vasıtasıyla çözerler. Trim dediğimiz bir kontrol modu vardır. Bunu en basit tabirle şu şekilde anlatabilirim. Havada bir motor durdu diyelim. Uçak ne yapacak? Diğer motorun ittiği yöne doğru dönecek, değil mi? İşte böyle bir durumda rudder dediğimiz dümen motorun ittiği yönün tersine bir hareket vererek uçağın düz gitmesini sağlıyor. Buna da engine fail compensation özelliği deniyor. Şimdi bunu daha ince düşünelim. Uçak yan rüzgar aldı diyelim ve sağa doğru itiliyor. Böyle bir durumda rudder'a ufak trimler vererek uçağı sola doğru çekerek düz gitmesini sağlıyor. Yani ince ayar veriyor. Buna da trim özelliği deniyor. Ne yapıyor başka? Turn coordination yapıyor. Bu turn coordination dediğimiz şey ne? Side stick roll hareketini ELAC dediğimiz elevator aileron computer'a gönderiyor. ELAC'lar da bunu FAC 1'e gönderiyor. Yani FAC 1 derken FAC'in 1 numaralı bilgisayarına gönderiyor. 2 tane bilgisayar dedim ya. Bu arada ikinci FAC standby'da bekliyor. Yani hazırda bekliyor ama aktif değil. Neyse, FAC 1 yaw damper akçiyatörleri kullanarak rudder'ın kendi akçiyatörlerine komut veriyor ve bu şekilde yumuşak bir dönüş sağlanıyor. Hem de Dutch roll hareketinde oluşan roll ve yaw hareketlerini sönümleyerek Dutch roll dumping yapıyor. Bu arada ekstra bir bilgi vereyim. Yaw dumping yaparken pedallar oynamaz. O da bir sorudur. Bu anlatacağım kazanın başrol oyuncularından biri de rudder travel limitation özelliği. Bu sistem uçak hızlandıkça rudder'ın hareketini sınırlar. Yani şöyle düşünün. Ferrari'ye bindiniz, 300-350 gidiyorsunuz. Direksiyon yumuşak olursa ne olur? Fazla çevirebilirsiniz, değil mi? Takla atarsınız. Araba hızlandıkça direksiyon nasıl sertleşiyorsa işte bu mantıkla rudder'a giden yüksek talepler de engelleniyor. Ve bu sınırlamayı uçağın ekranında görürsünüz. Bir de bunun backup özelliği vardır. Yani 2 FAC'iniz birden gitti. Uçağın slotları açılana kadar bu sınırlama son haliyle devam eder. Yani inişe kadar. Bir de Flight Envelope Protection özelliği vardır ki uçağımız bundan düşmüştür. Bu özellik uçağın aşırı hareketler yapmasını önler. Fakat buna girmeden Autoflight, yani otopilottan bahsedeyim. Bir A320 uçağının Autoflight sistemi 4 tane sistemden oluşur. Bakın oluşur diyorum, bilgi alır demiyorum. Çok fazla yerden bilgi alır. Bunlar Flight Management and Guidance Computer, Flight Augmentation Computer, Multipurpose Control and Display Unit ve son olarak Flight Control Unit. Bu bilgisayarların hepsini anlatacağım. Katıl butonunun aktif olmasını bekliyorum ama o da 30.000'de açılıyormuş. Daha yeni 1000 olduk. Neyse, kısa sürede toparlarız herhalde. Neyse, buradan ne anladık? Fekler otopilot sistemini oluşturan elemanlardan bir tanesi ve kaybedilirse otopilot sisteminiz çöküyor. Bu uçağı düşüren Feklerin sigortasının çekildiğinden dolayı uçağın kendini toparlama sistemlerinin çalışmaması ve uçağın aşırı keskin hareketleri olmuştur. İşte az önce bahsettiğim Flight Envelope Protection ve Turn Coordination kaybedilmiş. Bu arada önceki kazanın bana neden saçma geldiğini şimdi daha net anlayabilirsiniz. Eğer adam gerçekten uçağı düşürmek için o kadar tantanaya girdiyse gerçekten gerizekalıymış. En azından bir National Geographic falan izleseydi hem kendi adını temiz tutardı hem de bu kadar zahmete girmezdi. Neyse, artık konumuza geri dönebiliriz. Şu ana kadar beyniniz yanmadıysa konuyu çok iyi anlamış olmanız gerekiyor. Çünkü az önce küçük bir tip eğitimi aldınız. Yine de çok detaya girmedim ama bayağı bir anlattım. Kazamız 2014 yılında Endonezya AirAsia'nın 8501 nolu uçuşuna gerçekleşti ve bu kazada 162 kişi hayatını kaybetti. Öncelikle şunu bilelim. Bizim prosedürlerimizle, yani teknisyenlerin prosedürleriyle kaptanların prosedürleri farklı. Biz EMM'e göre, onlar EFCOM'a göre aksiyon alır ve bir uçağın yerde ve havada tepkileri farklıdır. Hatta biz çoğu zaman uçağın havadaki tepkilerini görmek için uçağı kriko ile kaldırırız, uçağı hava moduna alırız veya bazı sensörlerini kandırırız, uçak kendini havada zanneder. Bu uçakta ne olmuş? Uçak düz uçuştayken rudder travel limiter 1 ikazı gelmiş. Bunun reseti FAC'e göre FAC'lerin düğmelerini açıp kapatmak. Açıp kapatırken FAC2 kontrolü ele alır ve bu reset sigorta çekmekle aynı değildir. Bir sigorta çektiğinizde o bilgisayarın bütün elektriğini kesersiniz ve geri bastığınızda o bilgisayarın kendine geri gelme süreci olur. Kendini test eder ve bu sürede hiçbir cevap vermez. Kaptanlar kendi prosedürlerini 4 kere uygulamış ve arıza düzelmemiş. Şimdi burada bir virgül koyalım. Bu sistemi kaybettik diyelim. Yani rudder travel limiter özelliğimiz gitti. Ne olacaktı? Uçak en son rudder travel limit bilgisini sabit tutacaktı. Nereye kadar? Ta ki inişe kadar. Fakat öyle olmadı. Ne oldu? Kaptanın aklına dahice bir fikir geldi. Adam aynı arızayla 3 gün önce tekrar karşılaşmış ve bir teknisyen çağırmış. Teknisyen de bunu sigortadan resetlemiş. Kaptan da bunu görmüş ve hayatın hatası derler ya, işte tam olarak hayatın hatasını yapmış. Sigortayı çekmesiyle uçak otoflight'tan çıkmış ve uçuş korumaları ortadan kalkmış. Normal şartlarda aslında uçuşa devam edebilirdi. Ama hem hava kötüydü hem de uçak çok hızlıydı. Zaten pilot şoka girmiş ve ikazın arkasından pilotun tepki vermesi 9 saniye sürmüş. Yani 9 saniye adam böyle kalmış. Radarın 2 derece oynamasıyla uçak 54 derece sola yatmış. Bu normalde olmayacak bir şey. Uçağı düzeltmeye çalışmışlar. Bu sefer burnu 24 derece yukarı kalkmış ve uçak 54 saniyede 32.000 fitten 38.500 fite çıkmış. Angle of attack, yani bunu aslında ADIR videomda açıklamıştım. Onu izleyebilirsiniz. Hücum açısı 40 dereceye çıkmış ve uçak stola girmiş. Uçak dakikada 20.000 fit, yani 6.100 metre düşmeye başlamış. Ne kadar uğraşsalar da ne yazık ki uçağı toparlayamamışlar. Ne kadar üzücü değil mi? Adam sadece 2 tane küçük sigorta çekti. Aslında okudukları prosedürün hemen altında 2 FAC de giderse neler olabileceğinden bahsediyor. Keşke okusalarmış. Düzelir miydi? Bence, yani tabii şu anda uçağa bulunduğu ortamın koşullarını hesaba katmadan konuşuyorum. Sigortalara bassalardı, belki de basmışlardır, toparlayabilirdi. Çok konulara dalmayalım. Çünkü reset süreleri 30 saniye, 90 saniye falan değişebiliyor. Ve uçak düzgün bir seviyede olmadığından, yani hareketleri çok kararlı olmadığından otopilota da tekrar girmemiş olabilir. Bunlar da tabii ayrı etkenler. O yüzden buna kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Daha önce de dediğim gibi bir uçağın düşmesi için çok fazla saçma sapan şeylerin peş peşe gelmesi gerekiyor. Tam bir human faktör kazası. Zaten şu anda bütün şirketler bu human faktörü önlemek için pilotsuz, yani tamamen otonom uçaklar üzerinde çalışıyorlar. Bu bahsettiğim backup mod aslında bir fail safe'tir ve çok harika bir filozofidir. Ben o yüzden hep derim, bir uçağın, özellikle de Airbus'un düşmesi neredeyse imkansız. Belki haftaya da bu prensipten bahsedelim. Bu arada FreeSafe her uçakta vardır, yani Airbus özel algılanmasın. Uzatmayalım. Bu çok sık gelen bir arızadır. Belki 20 kere çalışmışımdır. Hiç de çözülmediğini görmedim. Fakat bu arıza aynı uçakta 23 kere üst üste gelmiş. Her seferinde FAC değiştirmişler, resetlemişler. Test okey verince de normal deyip uçuşa göndermişler. Yani arıza kronik bir arızaymış. Normalde biz bir arıza 3 kere üst üste gelirse o işin detayına ineriz. Bunların arıza arama kitapları var ve sırasıyla denilir. Ayrıca o uçak takip edilir. Gerçi şirket AirAsia, yani bir kere uçağa binersiniz, bir daha uçağa binmek istemeyebilirsiniz. Yani ben öyle bir gaflette bulunmuştum. Hostese diyorum ki bütün tuvaletler tıkalı. Kız bir yandan yemek yiyor, bir yandan hatta yüzüme bile bakmadı. Biliyorum dedi. Ya uçak yerde. Ne bir teknisyen çağırma var, ne bir ilgilenme var. Hiçbir şey yok. Artık bitireyim. Bugün güzel bir konudan bahsettiğimi düşünüyorum. Aslında üzücü bir olay ama sistemi güzel anlattığımı düşünüyorum. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.